Beyaza yoktur. beyazın siyaha bir üstünlüğü yoktur. Şimdi şu an Türkiye'de bir takım açılımlardan bahsediyor. Eğer bu açılımlar Allah'ın boyası üzerinden olursa maksat hasıl gerçekten olacaktı. Bir fütuhat olur, açılım olur. Öbür türlü daralım olur. Daralım olur. Daralım olur. Evet. Egolar daha da keskinleşir, kılıçlar daha da çekilir ve sıkıntıya yol açar. Evet. Yani ilk maddemiz ümmet olma bilincini özellikle inşa ederken Allah'ın boyasıyla boyanmak. Bu seviyeyi, bu çıtayı bu düzlemde tutmak lazım. İkincisi yine bununla bağlantılı Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Evet. Çünkü şu an tüm ideolojilerin, sistemlerin, toplumların, medeniyetlerin yaşadığı en ciddi kırılma ahlak noktasındaki ahlak. Bir çöküş. Yani sünnetin ihyası evet. Aslında değil mi? Evet. Çünkü tahalliki bir ahlakillah biraz da sünnet seniyenin üzerinden tabii yürütecek. Hangi ahlak sorusu karşımıza Evet. çıkıyor? Global etikten bahsetmiyorum ben. Evet. Huluk-u azimden bahsediyorum. Çünkü sosyalist ahlak diye de bir şey var yani kendi etiği var onunla. Tabii yani her diyelim ki anlayış kendi ahlakını da üretme Üretiyor. Yoluna gidiyor. Evet. Ama özellikle İslam ve inneke le ala hulukun azim diyor. Yüce bir ahlak, kerim bir ahlak üzerinde dikkat çekiyor. Ümmetin özellikle ahlaki donanımına bakmamız lazım. Ümmet biraz da ahlaki noktadan Doğru. kan kaybediyor. En büyük zafiyet orada yaşanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke döneminde müşriklerle mücadele ederken askeri gücü var mıydı? Hayır, yoktu. Siyasi iktidar gücü var mıydı? Yoktu. Yoktu. İktisadi bir gücü var mıydı? Hayır. Yani toplumsal nüfuz olarak etrafında destek gören kitleler var mıydı? Yoktu. Ahlakın Peki, gücü. Ahlaki gücü vardı. Evet. İmani bir gücü vardı. İşte. Bu güç diğer güçleri dize getiriyor. İnsanların yüreğine ulaşabilmeyi beraberinde getiriyordu. Evet. Hocam toparlarsak çünkü zamanımız evet. daraldı. O zaman diğer cümleleri sadece ismini söyleyelim. İsmini söyleyelim sadece. 3. Allah'ın izzetiyle izzetlenmemiz lazım. 4. Allah'ın nuruyla nurlanmamız lazım. 5. Allah'ın ruhuyla ruhlanmamız lazım. Allah Allah. Son mertebe epeyce düşündürücü. Aslında o açılımı o gerektiren nefayı bir ruh konu da meselesinin bizdeki inkişafı mı? Yani zahir hale gelmesi. O ruhtan gelip o ruh yorulunca o ruh çözülünce hangi ruhla o ruhu ayağa kaldıracağız? Hocam bizim sizinle müstakil program yapmamız lazım. Bunların her biri üzerinde böyle uzun boylu, uzun uzun durmayı gerektiren bir husus. Allah nasip ederse İnşallah. Programlarımız İnşallah. Olursa ben sizi İnşallah. Kaydediyorum hocam. Siz kara İnşallah. Deftere yazıldınız. Bizim için görevdir o inşallah. Onu müstakil konuşmamız lazım. İHA Ümmet Bilinci adına yönetim kurulu üyesi olarak sana soruyorum Ahmet Emin. Ne yapıyor? Bu bilince bir katkısı var mı? Yoksa kendi kendine böyle eğlenen bir kurum, vakıf mı yani? Ne Allah'ını seversin? İnşallah öyle değil de. İHA İnsan Yardım Vakfı Türkiye'nin neredeyse 80-100 yıldır bağlantısının kopmuş olduğu İslam dünyasıyla yeniden bağlantısını kurmak üzere yapmış olduğu, Türk halkını yapmış olduğu bir hamle. Hamle. En özet. Evet. Çok güzel. Bu ilk hamle yapıldı. Bu çerçevede şu an İslam ümmetiyle bir tanışma dönemindeyiz biz aslında. Yani Türkiye Müslümanları olarak. Şu anda da o emekleme, tanışma döneminin başlarındayız işte. Aynen öyle. Yani biz hep kitaplarda gördüğümüz işte Moro'ydu, işte Burma'ydı, Bangladeş'ti, Pakistan'dı, Hindistan'dı, işte İran'dı, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Afrika, Somali, Burkina Faso. Hep böyle bize işte ayda ülkelermiş gibi düşündüğümüz, hep böyle haberlerden gördüğümüz ama Müslümanların trajedisini, yaşamış oldukları mağduriyetleri bir şekilde duyduğumuz, kısık sesle de olsa, bu coğrafyaları şu an bizzat kendi gözlerimizle görme, oradaki Müslümanları tanıma, oradaki Müslümanlara Türkiye'li Müslümanları tanıtma aşaması diyebiliriz. Hı hı. Yani ilk temelde yapılan çalışma bu. Tanışma aşaması. Şimdi tanışma ilerledikçe kiminle iş yapacağınızı anlayacaksınız. Tabii. Bu daha sonra diyelim 10 yıl, 15 yıl sürecek belki bu aşama. Kiminle iş yapacağınızı belirleme aşaması tabii kriterleri gerektiriyor. Oradaki Müslümanları çok
problemleriyle, avantajlarıyla, dezavantajlarıyla ölçüp tartmayı gerektiriyor. Bu işlemden sonra muhakkak surette ortak projeler gündeme gelecek zaten. Ortak projeler, ortak insani projeler, ortak siyasi projeler, ortak kültürel projeler neyse artık. İşte eğer askeri kuşatma altındaysa o Müslümanın o kuşatmadan kurtulması için neler yapılabilir? Beraber kafa yorma aşaması. İşte kültürel bir, işte misyonerler şu an İslam dünyasının her tarafında çalışıyorlar ve büyük bütçelerle çalışıyorlar. Çok. Bizim hayal edemeyeceğimiz bütçelerle çalışıyorlar. Çok organize çalışıyorlar. Evet. Çok organize çalışıyorlar ve çok fedakarca çalışıyorlar. Evet. O hakikaten eğer o adamların o samimiyeti değil mi? İnsan problem varsa tabii. Ne kadar sıdkıla samimiyete yani sarılıyor. Bizim mesela Nijerya'da arkadaşlar bir kırsal bölgede dağıtıma gideceklerdi. Araçla o yolda neredeyse 12-13 saat gittiler. Ondan sonra işte gün batımına yakın bir köye yaklaşıyorlardı. Orada iki tane bisikletli geliyor. Baktılar. İkisi de beyaz tenli, zenci değil. Durduruyorlar. İşte tanışmak için. Merak ediyoruz tabii kim olduğunu. İşte Fransız iki tane rahip. Köye şeye gitmişler anlatmaya kendi dinlerini. Dönüyorlar işte ikamet ettikleri kasabaya. Orada yaşıyorlar zaten. 30 yıldır orada. Yerel dilleri biliyor, öğrenmişler. İkisi o köyden dönerken rastlaştığımız şey. İki tane Fransız rahip. Yani dağın başında hiçbir onların hani Fransa'daki yaşam standardını düşündüğümüzde tabii. Onun %1'i kadar imkanlı olmadığı bir yerde adamlar 30 yıldır yaşıyorlar. Bu tanışma aşaması, ortak proje geliştirme aşaması adına İslam ümmeti için bir şeyler yapılıyor şu an. Onu ben bir müjde olarak söyleyebilirim. Kesinlikle. Yani sadece İHA olarak da müjde değil. Müjde mi vaka? Vaka ve yani tabii. Bunu diğer yardım kuruluşlarımız da bir şeyler yapıyor. Herkes kendi çapında bir şeyler yapıyor. Bir bölgeye gidildiğinde o bölgedeki Müslümanların problemine. Çünkü her bölgenin kendine özgü sorunları var. Kimisi gerçekten çok belki bir lokma ekmeğe muhtaçken kimisi o problem değil ama onun bilince ihtiyacı var. Bilince ihtiyacı var. Birisinin sağlık problemi, birisinin belki daha iletişimle alakalı problem var. Dolayısıyla bütün bu tespitler doğrultusunda o bölgelere uygun onlarla işbirliği halinde projeler geliştiriliyor. Kimi yerde bu bir radyo istasyonu oluyor, kimi yerde bir medrese oluyor, kimi yerde bir cami oluyor, kimi yerde bir yetimhane oluyor, kimi yerde gıda dağıtımı olarak kendini, kimi yerde hastane olarak kendini gösteriyor. Dolayısıyla kimi yerde meslek kursu olarak kendini gösteriyor. Şu an baktığımızda İslam dünyasının her bölgesinde ve Müslümanların azınlık olarak yaşadığı, işte Rusya gibi, işte Avrupa'daki ülkeler gibi yaşadığı her bölgeye baktığımızda hamdolsun Türkiye'li Müslümanlar adına yüzümüzü artacak çalışmalar yapılıyor. İşte Aceh'deki yetimhanedir. Efendime söyleyeyim Pakistan'daki 6-7 tane yetim okulu ve yetimhanesi, Bangladeş'teki yine işte yetimlere dönük okullar ve yetimhaneler, işte Hindistan'daki meslek eğitim kursları. Efendime söyleyeyim Irak'taki gezici hastane, işte Lübnan'daki hastaneler, işte Afrika'daki yine katarakt ameliyatı, hastaneler, okullar, radyo istasyonları. Bunların her biri gerçekten bu İslam ümmetinin yeniden birbirini tanıması, ilişkisinin sağlanması adına yapılan güzel çalışmalar. İnşallah Ramazan'da daha da hız kazanarak devam edecek ve önümüzdeki dönemde daha güzel müjdeli haberlerle herhalde İslam ümmetinin birbirine yakınlaşması, sorunlarını tanıması ve kaynaşması adına inşallah güzel şeylere şahit olacağız. Ezan şu anda okunuyor. Ezan-ı Muhammedi'den sonra daha yeni başladı. Ezan-ı Muhammedi'den sonra biraz daha devam edelim. İnşallah. Yani toparlayacağız sözleri. Evet sevgili dostlar, şimdi artık biz susuyoruz. Ezan-ı Muhammedi konuşuyor. Faizsiz sistemi Türkiye'ye getiren Albaraka Türk bereketli iftarlar diler. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.